21 Mart 2013'te olup bitenlerden önce, daha önce 2012 yılında 17 Ağustos'ta Şemdinli ilçesi Derecik beldesi Bağlar Köyü kırsalında milletvekilleri teröristlerle kucaklaştılar. Bu teröristler PKK'nın paçavralarıyla, ellerinde silahlarla birlikte milletvekillerle kucaklaştılar. Dediler ki biz buradayız, biz devletiz. Devlet kim dediler. Cumhurbaşkanı İstiklal Marşı'ndan veciz şiirler söyleyerek bunları Yüce Divan'a göndereceğim dedi. Milletin birliği ne saldırıya mani olmadınız siz, onu söyledim ben. Peki ne oldu? 1 Kasım 2012 tarihinde savcı fezleke gönderdi size. Dedi ki bunlar vatan haini. Bunlar teröristlerle bir araya geldiler. Bunların dokunulmazlıklarını kaldırın, bunları yargılayalım dediler. Bunlar sümen altına alındı. Bu memleketin birliğine kurşun sıkan bu hareketi siyasallaştırarak siz buraya 80 PKK'lının gelmesine öncülük ettiniz. Bu utanç size yetmez mi bana laf atın? Her gün burada, her gün burada, her konuşmada, her konuşmada emin olun Cizre'de, Silopi'de mermi yiyen, şehit düşen askerimiz, vatandaşımıza yapılan zulümden daha büyük zulüm yapılmaktadır burada. O eli silahlı. Veriyorum cevabı. Sen biraz susar mısın ya? Sus sen bir kere sus. Sus. Dolayısıyla bu Cizre'de, Silopi'de bakınız Cizre'de, Silopi'de tankı delecek silahlarla askerlerimiz şehit ediliyor. Tankı patlatacak bombalarla. Ben burada eskiden milletvekili olan, o dönem 24. dönem milletvekili olanlara geldim burada anlattım. Dedim ki beni Diyarbakır, Van, Ağrı'dan emniyet müdürleri arıyorlar. Diyorlar ki PKK'lılar silahlı geziyorlar. Ecza depoları kuruyorlar yerin altında. Hendekler kazıyorlar. Ya kardeşim sen emniyet müdürü değil misin? Benim. Müdahale et. Bize siyasi irade müdahale etmeyin dedi. Türkiye'nin yetiştirdiği çok önemli bir devlet adamıdır Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri. Bakınız Sayın Başbakan'a bir soru soruyor. Kendisini ziyaret ettiğinde diyor ki Sayın Başbakan geldiniz, hoş geldiniz. Fakat siz, size bir soru soracağım diyor. Bu hendekler kazıldı, bombalar yerleştirildi. Bu kadar örgütlenme oldu. Siz hangi valiyle, hangi emniyet müdürü hakkında tahakkak açtınız diyor. Şimdi sizin buna cevap vermeniz lazım. O zaman ben diyorum ki, arkadaş Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı benim milletimin birliğini korumadı.